Merhaba arkadaşlar. Matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci dereceden denklemlerin genel formülüyle çözümünü öğreneceğiz. Bakın burada bize hemen bir tane şekil vermiş evin bahçesi. Demiş ki uzunluğu 7 metre, genişliği 5 metre olan bahçenin çevresindeki koridorunu 45 metrekare alan fayans ile süsledik. Koridorun genişliğini bulunuz diyor. Bakın nasıl bulacağız bunu? Bakalım burada bak bir formül vermiş bize. Demiş ki buradaki denklemin kökünü nasıl buluyormuşuz? Bakın buradaki formülü dikkat ederseniz şu formülden bahsediyorum arkadaşlar. Bakın şu formülden. Evet ne demiş bize? X eşittir eksi b artı veya eksi. Sonra kök içerisinde b kare eksi 4 ac bölü 2 a'dı. 2 a. Biz bunu işte arkadaşlar x bilinmeyenimizi bulmak için kullanıyoruz. Bakın buradaki soruda nasıl kullanabiliriz? Buradaki soruda nasıl kullanabiliriz? Bakın burada tarif vermiş. Ben size anlatayım. Şöyle yapmış bakın arkadaşlar. Şimdi burada fayansın alanı biliyorsunuz şurası. Bakın arkadaşlar. Şuradaki alan nedir? X'te x'in çarpımı x karedir. Şu alan nedir arkadaşlar? Şuradaki alan 7x'tir. Buradaki alan nedir? 5x'tir. Sonra ne demiş bakın arkadaşlar? Bakın hepsini toplayıp bakın burada şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Bakın burada x kare artı 7x artı 5x kaç metrekareydi? 45 metrekare. Bu denklemi çözmek için bu denklemi düzenlersek arkadaşlar şöyle düzenlemiş bakın. X kare 5x 7x daha bakın 5x 7x daha 12x 45'i de bu tarafa attım. Eksi 45 eşittir 0. Bakın burada katsayılar dikkat alıyorum. Bakın x'in önünde görünmeyen burada ne var? 1 var. Buraya 1 yazmam bir şey değiştirmez. Burada a dediğim 1. B dediğim 12. Ve c dediğim kaç oldu arkadaşlar? Eksi 45 oldu. Sonra formülümüz neydi bakın? Az önce yukarıda yazmıştık. B kare eksi 4 ac'ydi. Bakın B kare eksi 4 ac'yi karekökün içine yazıyorum. Sonra bu karekökün önüne de eksi b yazıyorum arkadaşlar. Eksi b artı eksi diyorum. Değerleri yerine yazdığımız zaman x eşittir. B dediğim 12 idi. Eksi b olduğu için eksi 12 oldu bakın. Eksi 12 artı eksi. B kare ne? 12'nin karesi 144. Eksi 4 çarpı a çarpı c. 1 çarpı eksi 45. Bu işlemleri yaptığım zaman ve bölü 2a, 2 çarpı 1. Bu işlemleri yaptığım zaman burada x'im ne geldi? Eksi 12 artı eksi 324 bölü 2. Biliyorsunuz ki karekök 324'ün değeri kaçtır? 18'dir. Değil mi arkadaşlar? 18'dir. Eksi 12 artı 18 bölü 2. Sonuç ne olur buradan? Evet, iki ihtimal çıkar arkadaşlar. Bir, eğer bu ara 12 ile 18'in arasına ben artı yazarsam, toplama sembolü yazarsam, 12, 18, 6, 6, 2'ye bölersem 3 çıkar. Eğer bu arayı eksi yaparsam eksi 15 çıkar. Ancak biliyorsunuz bu dikkat alınmaz. Neden? Çünkü uzunluk negatif olmaz demiştik. O zaman cevabımız kaç olmuş oldu? 3 olmuş oldu. Koridorun genişliğini ne buldum? 3 metre olarak buldum. Evet bakalım diğer örneğimize bakalım. Diğer örneğimizde ne demiş? Aşağıdaki denklemleri genel formülü kullanarak çözünüz. Yine aynı mantıkla çözeceğim. Bakın burada A dediğim x'in önündeki katsayı 1. B dediğim x karenin önündeki 1. B dediğim x'in önünde eksi 3. Ve c dediğim eksi 5. Formülde yerine yazarsın. Eksi b. Eksi b. Eksi eksi artı 3 olur. Sonra ne dedim? Artı eksi. B kare. B kare nedir? 3 kere 3 9 artı 4 ac'ydi. 4 çarpı 1 çarpı eksi 5. B kare eksi eksi artı yapar. 20 oldu burası arkadaşlar. Bölü 2 a demiştik. 2 çarpı 1'den de 2 yaptı. İşlemleri yaptığım zaman da x'i burada 3 artı karekök 29 bölü 2 ve 3 eksi karekök 29 bölü 2 buldum. Yani benim çözüm kümem ne oldu? Bakın 3 artı karekök 29 bölü 2, 3 eksi karekök 29 bölü 2 oldu. Evet. Bakalım arkadaşlar. Burada bize diskriminant ifadesinden bahsetmiş. Az önce karekök içine yazdığımız b kare eksi 4 ac'ye biz diskriminant diyoruz. Bakın burada. İşte burada var arkadaşlar bakın. İşte diskriminant dediğimiz bu şekilde gösteriyoruz. B kare eksi 4 ac. Bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer bu diskriminant pozitif yani bu diskriminant sıfırdan büyükse büyük veya evet sıfırdan büyük ve tam kare ise sonuç tam kare çıkıyorsa karekök içinde karekökten çıkıyorsa yani tam kare ise rasyonel gerçek kökler vardır. İki tane rasyonel kök var arkadaşlar. Eğer pozitif sıfırdan büyük ancak tam kare değilse irrasyonel gerçek kökler var. Eğer sıfır ise birbirine eşit kök var. Formülde neymiş bakın direkt? Eksi b bölü 2a'ymış. Çünkü diskriminantı sıfır olursa cevap eksi b bölü 2a çıkar.
Eğer negatifse gerçek olmayan kökler. Yani R'de çözüm kümesi boş kümedir. R'de çözümü yoktur arkadaşlar. Şimdi bakalım. Örnek 3'ümüzü kontrol edelim arkadaşlar. Burada ne demek istediğini örnek 3'te güzel bir şekilde anlayalım. Bakın yazmış buraya 2x kare artı 3x eksi 2. Burada a kaç çıkar? A biliyorsunuz x karenin önündeki ifade kaç? 2. B dediğim artı 3 ve C dediğim eksi 2. Bakın buraya yazmış arkadaşlar hepsini. Sonra diskriminant dediğim b kare eksi 4ac'ydi. B kare 3'ün karesi 9. 4ac 4 çarpı 2 çarpı eksi 2 diyeceğim. Yani şurayı çarpacağım arkadaşlar bakın. Buradan 4 kere 2 8, 2 kere 8 16. 9 16'a kaç yaptı? 25 yaptı. Dikkat ettiyseniz 25 tam kareydi ve pozitif. Dolayısıyla bunun gerçek iki tane reel sayılarda gerçek iki tane kökü var. Nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bakın eksi b artı kök diskriminant. Yani b kare eksi 4 ac bölü 2 a. Buradan eksi 3 artı 9 16 daha 25 yaptı. Sonra 25 dışarıya 5 diye çıktı arkadaşlar. Bakın bir artılısını yazıyorum. Bir artılısını yazdım. Bir de neyi yazdım? Eksilisini yazdım. Sonuçlardan da 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 olarak bulmuş oldum. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın ikinci örneğimize baktığımız zaman yine burada A değer, B değer ve C değerini belirliyoruz. Sonra diskriminantta B kare eksi 4 AC'de bunları yerine yazıyorum. Sonra B kare 4 kere 4 16. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 9'dan 52. Bakın 52 karekök dışına tam olarak çıkmaz. Yani 52 tam kare bir sayı değil. Dolayısıyla yine iki tane kök var sıfırdan büyük. Ama kökler rasyonel değil. Bakın köklerde işlemleri yaptığı zaman x artı x eşittir 2 artı kök 13 ve 2 eksi kök 13 oldu. Diğer ifadeye baktığımız zaman üçüncü de z kare artı 8z eksi 16. 16'yı bu tarafa attım artı 16 oldu eşittir 0. Sonra a dediğim burada kaç arkadaşlar bakın 1. A yerine 1 yazdım. B dediğim 8. C dediğim 16. B kare eksi 4ac formülünü yaparsan bak sonuç ne çıktı? 0 çıktı. O zaman bu nedir arkadaşlar? Tek kök vardı değil mi? Hatırlıyorsanız formül buradaydı. B eksi b bölü 2 ne yerine yazsanız da sonuç 0 olduğu için eksi 8 artı 0, 0 yapar, eksi 8 yapar. Eksi 8'i 2'ye bölersem sonuç kaç çıkar? 4 çıkar. Dördüncü örneğimizde görüyorsunuz diskriminant ne çıktı? Eksi 36 çıktı. Yani sıfırdan küçük çıktı. Sıfırdan küçük olduğu zaman neydi arkadaşlar? Reel sayılarda çözümü yoktu değil mi? R'de çözümü yoktu. Evet bakalım dördüncü örneğimizde. Bakın dördüncü örneğimizde de bize bir bilinmeyen vermiş değil mi? K artı 1 gibi x'ten hariç, x bilinmeyeninden hariç bir de k bilinmeyeni vermiş. Denkleminin kökleri birbirine eşit yapacak k sabitin değeri kaçtır? Denkleminin kökleri eşit demek arkadaşlar. Diskriminant ne demek? Sıfır demek. Yani ben b kare eksi 4 ac'yi neye eşitliyorum? Sıfıra eşitliyorum. Bakın burada a dediğim x'in önündeki katsayı yani 1. B dediğim eksi k artı 1. C dediğim kaç? 4. B kare eksi 4 ac'yi yaptığım zaman k artı 1'in karesi. Değil mi arkadaşlar? Eksi 4 çarpı 1 çarpı 4. İşlemleri yaptığım zaman diskriminant ne çıktı? K artı 1'in karesi eksi 16. Ben bunu neye eşitleyeceğim? Sıfıra eşitleyeceğim. Sıfıra eşitlersem buradan K artı 1'in karesi. İsterseniz karekök yöntemiyle de çözebilirim. Karekök yöntemiyle çözelim. Bakın K artı 1'in karesi eşittir 16 olur. Buradan K artı 1 ya 4'tür ya da K artı 1 eksi 4'tür. Evet geçiyorum arkadaşlar. Bakalım. Sorularımıza bakalım. Sorular üzerinde güzelce anlatalım bunu tekrar. Bakın demiş ki aşağıdaki denklemleri genel formül kullanarak çözünüz demiş. Gelin birlikte çözelim. Nasıl çözüyorum bakın. İlk soruyu çözeyim ben bakın buraya. Birinci soruyu çözüyorum. Bakın dikkat ettiyseniz x'in önünde yine 1 var. Burada a dediğim kaç oldu? 1 oldu. B dediğim kaç oldu? Eksi 4 oldu. Ve c dediğim kaç oldu? Eksi 5 oldu. Hemen ben diskriminantı bulayım buradan. Neydi? B kare eksi 4 ac'ydi. Hatırlatmak için tekrar yazıyorum. B kare eksi 4 ac'ydi. Burada yerine yazarsam B kare 4 kere 4 16. Eksi. 4 ile bunları çarpacağım. Eksi eksi artı olur. Bakın bir eksi de burada var. 4 kere 5 20 yapar. Evet. Topladığım zaman da ne oldu? 30 oldu. O zaman ben burada kökleri bulursam nasıldı kökler hatırlayın. X eşittir. Çektim kesir çizgimi. Eksi B artı eksi karekök. Diskriminanttı. Yani b kare eksi 4 ac bölü 2 a. 2 çarpı 1 2 yapar. Burada yerine yazarsam eksi b dediğim b kaçtı? Eksi 4'tü. Bir eksi de burada var. Artı 4 yaptı. O zaman x'in bir x artı kök 36 bölü 2. Buradan sonuç ne gelir arkadaşlar? 4 6 36 6 diye çıkar böyle 2'den 5 gelir.
İkinci değerim ne arkadaşlar? İkinci bilinmeyenimin ikinci değeri. Bu defa da 4 eksi kök 36 bölü 2'den. Burası 4 eksi 6 bölü 2 olur. Bu da eksi 2 bölü 2'den 1 yapar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın x değerim 5'i 5 ve eksi 1 oldu. Dördüncü soruyu çözelim. Bakın dördüncü soruyu çözmek istiyorum. Dördüncü soruyu yukarıya çözüyorum. Bakın şöyle dördüncü soru. Demiş ki 4y kare artı 8y eksi 6 eşittir 0 şeklinde yazabilirim. Burada a dediğim 4, b dediğim 8 ve c dediğim kaç arkadaşlar? Eksi 6. Hemen ne yapıyorum ben? Diskriminantımı buluyorum. B kare eksi 4ac. B kare dediğim 8 kere 8 64. Eksi. 4 de bunlara çarptığım zaman artı olur. 4 kere 4 16. 6 çarpı 16 96 yaptı. Doğru çarptım değil mi arkadaşlar? Evet 6 kere 4 24. 24 48 96 doğru. Sonuç ne olur burada diskriminant? 64 ile 96'yı toplarsam kaç yapar? 160 yapar. Tamam mı arkadaşlar? Evet burada hemen kökleri bulayım ben. Kökler x dedim eşittir. Eksi b. Formülü yazmıyorum. Direkt yapıyorum. Eksi b dediğim eksi 8. Artı eksi karekök delta. Yani ne? 160 diskriminant. Yani delta dediğim diskriminant. Bölü 2a'ydı. Burada a dediğim kaçtı? 4'tü. 2 kere 4. Buraya da ne yazdım arkadaşlar? 8 yazdım. Çünkü kere 4 8 yapar. Bu işlemi yaparsam x eşittir. Eksi 8 artı diyelim önce. 160 kök dışına nasıl çıkar arkadaşlar? 16 çarpı 10'dan evet 4 kök 10 diye çıkar. Bölü 8'di. Burada sadeleştirme işlemlerini yaparsam burada x'im ne çıkar? Her iki tarafı 8 ile sade, pardon 4 ile sadeleştiriyorum. O zaman eksi 2 artı kök 10 bölü 2 olur. Peki ikinci köküm ne olur? O da eksi 2 eksi kök 10 bölü 2 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi iki tane irrasyonel kök var. Evet geçelim. Diğer sorularımıza bakalım. Denklemlerin köklerini ve varsa çözüm kümesini bulunuz diyor. Bakın bir tanesini yapalım yine. Bir tanesini yapalım. Evet. Hangisini yapalım? 8. soruyu yapıyorum. Bakın 8. soruyu çözüyorum. Yine demiş ki bakın burada a dediğim kaç? Hatta şuraya yazayım. A dediğim 3. B dediğim eksi 7 ve C 6. Yine diskriminantı buluyorum. B kare eksi 4AC. B kare 7 kere 7 49. Eksi 4 çarpı AC demiştik. Direkt çarpalım hatta. 4 çarpı AC dedim. 4 kere 3 12. 6 kere 12 kaç yapar? Hatta şöyle yapalım. 3 kere 6 18. 36 72 yapar. Peki burada diskriminant ne çıktı? Bakın dikkat ettiyseniz. 49'dan 72'yi çıkarırsam 23 mi kalır? Evet, 20 olsa 69, 23 kalır. Eksi 23. Peki bakın gördüğünüz gibi burası küçüktür sıfır olduğu için. Negatif olduğu için ne diyoruz? 8. soruda reel kök yok diyoruz. Yani bunun reel sayılarda çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Bakalım. Başka bir soruya bakalım. Evet geçiyorum. Bakalım. Evet sonraki sorularımıza bakalım. Bakın buradaki sorulardan bir tanesini çözelim. 11, 12 ve 13 gördüğünüz gibi K gibi bir bilinmeyen daha var. Bunu çözelim. Bakın ilk soruyu çözüyorum. 11. soruda demiş ki x kare eksi k artı 2x artı 36 eşittir 0. Denkleminin kökleri birbirine eşit yapacak k sabiti kaçtır? Bakın ne demiştik? Denklemin kökleri eşitse diskriminant ne olmalıydı? Sıfıra eşit olmalıydı. Yazalım arkadaşlar. Bakın burada 11. soruyu çözüyorum şuraya. Şöyle yapayım pardon arkadaşlar. Bakın burada a dediğim değer kaç? 1. B dediğim değer kaç? K artı 2. Hatta şöyle eksi k artı 2. C dediğim kaç arkadaşlar? 36. Evet formülümüzü yazalım hemen. Formülümüz, diskriminantımız neydi? B kare eksi 4 ac idi. Yazıyorum yerine. B kare. Yani eksinin değeri gider burada. K artı 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı ac. 4 kere 1 4. 36 ile çarparsam 36, 72, 144 mi yapar arkadaşlar? Evet 144 yapar. Bu ne olmalıydı? 0 olmalıydı. Bunu 0'a eşitliyorum. K artı 2'nin karesi eksi 144 eşittir 0. Buradan K artı 2 karesi eşittir 144. Sonra buradan bakın karekök formülüyle burada K artı 2 eşittir bir 12 olur. Biliyorsunuz 144 12'nin karesi. Ya da veya K artı 2 eşittir eksi 12 olur.
Bu eşitlik, bu denklemleri çözersem buradan k eşittir 10 çıkar. Buradan da k eşittir eksi 14 çıkar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi k değerlerini bulmuş oldum. Evet, geçiyorum. Diğer sorularda benzer şekilde arkadaşlar. Aynen bu formülle 12 ve 13. sorularda da kökler birbirine eşitlediğine göre biz ne yapacağız? Diskriminantı sıfıra eşitleyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? 14. soruya bakalım. 14. soruda ne demiş bize? Diyor ki z kare eksi 6z artı 28 eşittir sıfır denkleminin reel sayılar kümesinde çözümü olmadığını belirtiniz. Çözüm yoksa diskriminant ne çıkacaktı? Sıfırdan küçük çıkacaktı. Yani negatif çıkacaktı. Bakalım burada a dediğim benim. Bakın burada soruda 14. soruda yazalım şuraya. 14. sorumda a dediğim 1, b dediğim eksi 6 ve c dediğim 28. Formülü yazıyorum hemen. B kare 6 kere 6 36 eksi 4ac. O zaman 4 ile 28 yaparsam 28, 56, 112 yapar. Gördüğünüz gibi bu işlemi yaptığım zaman eksi 76 olur. Bakın gördüğünüz gibi eksi 76 sıfırdan küçük olduğu için ne diyoruz? Reel sayılar kümesinde çözümü yoktur diyoruz. Biraz da alıştırmalarımızdan sorular çözelim bakın. Alıştırmalarımıza bakıyorum. Genel denklemler genel formülle çözünüz. Bakın bundan çok örnek çözdük yukarıda. Hadi hepsinden birer tane çözelim. Bakın 16'yı çözüyorum. 16. soruyu. Hemen buradan geldim artık öğrendiniz. Diskriminantı yazdım. B kare eksi 4ac. 9 eksi 4a çarpı c. A dediğim 1. 4 kere 9 36 artı 36 yaptı. Ya sonuç ne oldu burada arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 45 oldu. Hemen yapıyorum. Aslında burada x dediğim, burada y diyelim. Burada y demiş çünkü. Y eşittir eksi b 7. Eksi b dediğim eksi 3 artı eksi kök 45 bölü 2a, yani 2. Bunu düzenlersem arkadaşlar ne olur? Eksi 3 artı eksi kök 45 ne demek? 9 çarpı 5'ten 3 kök 5 bölü 2'dir. O zaman benim köklerim ne oldu? Eksi 3 artı 3 kök 5 bölü 2 veya eksi 3 eksi 3 kök 5 bölü şu 5 arkadaşlar 2 oldu. Anlaşıldı sanırım. Geçiyorum arkadaşlar. Evet, geçtim. Bakın burada yine benzer sorular var. Bakın aynısı. Yine diskriminanta bakıp soruları ne yapacağım arkadaşlar? Çözeceğim. Bakın denkleminin kökleri diğer 23, 24, 25'te denkleminin kökleri birbirine eşitlerse k sabit ediyor. Yine ne yapacağız biz burada? Diskriminantı sıfıra eşitleyip sorularımızı çözeceğiz. Gelin biraz da problemlere bakalım. Sağ tarafta bakın arkadaşlar. Problemler var. Bakın burada. Problemlerimize bakalım. Ne demiş 27. soruda? Havai fişekler bir törene havaya dik şekilde atılan havai fişekler 140 metre yüksekliğe ulaştı. 5 t kare artı 60 t eşittir 140. Denklemi fişeklerin havaya t saniyeden sonra yüksekliği metre olarak gösteriyor. Fişeklerin tam yüksekliğe ulaştığı zamanı saniyecisine hesaplayınız. Gelin bunu yapalım. Nasıl yapacağız hemen biz? Diyeceğiz ki burası. Şu alta çözelim arkadaşlar. Bakın aşağıda boşluk var. Demiş ki 5 t kare artı 60 t 60 de bu kaçıncı soru? 27. Şuraya yazayım başına. Evet, eksi 140 ben eşittir 0 desem. Buradan b kare eksi 4ac formülümle diskriminantı bulursam. Buradan b kare dediğim b 60'ın karesi olacak. Doğru mu arkadaşlar? Hatta bunu şöyle yapsanız daha kolay arkadaşlar. Bakın bu soruyu şöyle de çözebiliriz. Bakın daha kısa yoldan çözeyim sizlere. Önce ben bunu 5 ile sadeleştireyim arkadaşlar. Yani her iki tarafı 5 parantezine aldığım zaman burası t kare artı 12t eksi 14'ü 140'ı da 5'e bölersem kaç olur arkadaşlar? 28 mi olur? Evet, eşittir 0. Buradan t kare artı 12t eksi 28 eşittir 0 oldu. İster bunu diskriminantla çözelim. İstersem bakın arkadaşlar çarpanlara ayrılıyor mu diye ona da bakabilirsiniz. Yani ben bunu t ile t, burayı da 14'e 2 desem, buna artı buna eksi desem, bakın dikkat ettiyseniz sağlıyor. Yani buradan t artı 14 çarpı t eksi 2 eşittir 0'dan. T'yi burada eksi 14 ve t'yi buradan 2 bulurum. Peki ne diyordu? Fişeklerin tam çalıştığı zaman diyor. Zaman negatif olur mu arkadaşlar? Olmaz. O zaman cevap ne çıktı? T eşittir 2 çıktı. Bunu diskriminant yöntemiyle de yapabilirsiniz. Ben daha kısa yoldan yaptım. Yani illa bütün sorulara diskriminant kullanacağım diye bir şey yok arkadaşlar. Eğer çarpanlara ayrılabiliyorsa çarpanlarını ayırıp öyle çözün. Daha kolay olur sizler için. Evet arkadaşlar bakın. Burada düşün ve yaz sorularımız var. Siz bunları çözebilirsiniz. Kolay sorular. Bunları sizlere ödev olarak bırakalım. Dersimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor.
Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın.